Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini konuşacağız. Haberlerimiz var, güzel haberler var. İhracat cephesinden Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 15.2 milyar dolara yükseldi. %15.7'lik artış var. Eylül'deki ihracat ile beraber 9 aylık ihracattaki artış ise %2.5 oldu. 9 ayda 132,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalat tarafına baktığımızda ise Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre 0.15'lik artış var. 16.9 milyar dolara yükseldi. Ocak-Eylül dönemindeki ithalat ise toplamda %15.30 oranında gerilemiş oldu. Eylül'de dış ticaret açığı da 1.7 milyar dolar oldu ki bu cari fazla vermemize sebep oluyor. Bu arada hedefleri de hatırlatalım. 2018'de 168.1 milyar dolardı ihracatımız. Bu yıl için 182 milyar dolar hedef konmuştu. Bir haberimiz de borsadan. Borsadaki pay piyasaları yeniden yapılandırılıyor. Daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapılarının değiştirileceği duyuruldu. Söz konusu düzenleme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeni ekonomi programı hedeflerinden BIST pazar yapısı güncellemesi tamamlandı. 4 Kasım'da devreye girecek düzenleme ile vatandaşlar borsaya ve sermaye piyasalarına daha da fazla ilgi duyacak. Çünkü yıldız ve ana şeklindeki iki pazar kendi içinde yıldız 1, yıldız 2, ana 1, ana 2 şeklinde düzenleniyor. Bakan Albayrak ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak vatandaşların dedi. Evet, borsadaki pay piyasası haberinden sonra bir de borsanın performansıyla ilgili haberimiz var. Borsa son 8 ayın en iyi performansına Eylül ayında imza atmış oldu. Şimdi bununla ilgili haberimizi izleyelim. Borsa Eylül'de yatırımcısına kazandırdı. Son 8 ayın en iyi performansına imza attı. Eylül'e 100 binin altında 96.718 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi ay boyunca yükseliş eğilimini sürdürdü. %8,6 oranında değer kazandı. Böylece Ocak ayındaki %14'lük değer kazancından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Endeks bu dönemde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerine de test etti. Sektörler bazında bakıldığında ise 9. ayda endeksin lokomotifi olan banka hisseleri yatırımcısına ortalama %14,8 kazandırdı. Uzmanlar düşen faizler ve ekonomi yönetiminin bankacılık sektörü paydaşlarıyla attığı adımların sektör hisselerinde alımları güçlendirdiğine dikkat çekti. Banka pay piyasaları geçen yıl yükselen faizler ve düşük kredi büyümesinin karlılıkları azaltması nedeniyle oldukça negatif bir seyir izlemişti. Endeks 2018'de %31,3 değer kaybederek 2011'den bu yana en düşük yıllık kapanışını gerçekleştirmişti. Eylül'de bankacılıktan daha fazla kazandıran iki sektörse spor ve turizm oldu. Spor endeksi bu dönemde %20,4, turizm sektörü hisseleri ise ortalama %14,9 yükseliş kaydetti. Sanayi hisselerinin yükselişi de %7,6 seviyesinde kaldı. Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektör endeksi arasında değer kaybedenlerse %2,4 ile gıda ve içecek, %0,8 ile de inşaat oldu. Evet, kahve molasına piyasalarla devam ediyoruz. Şu an itibariyle piyasalarda rakamlar nasıl bakalım. Borsayla başlayalım. Borsa dünkü gibi yatay seyrediyor aslında. 0.14'lük gerileme var. 200 endeksi 103.735 puanda. Kurlar tarafında bir hareketlenme oldu. Sebebi büyük ölçüde Türkiye'nin özellikle Fırat'ın doğusuyla ilgili bir harekat yapma ihtimalinin yükselmiş olması. Ama bu hareket çok da ciddiye alınır bir hareket değil. Dolardaki hareket. Dolar 5.74, Euro 6.27. Altın da geriliyordu. Altında da bir toparlanma oldu. Bunun da iki nedeni var. BIST 1'deki bizim iç piyasadaki gelişme. Diğeri de küresel gelişmeler. Çünkü
dolarda yeniden bir güçlenme eğilimi yaşanıyor. Petroldeki gelişme aşağı yönlü ve bizim lehimize 58.69. Tahvil cephesi 14'ün altına inmiştik. Dünkü gelişmeler üzerine tekrar 14'ün üzerine çıktı. 14.15. Evet, şimdi telefonumuz var. Sayın Üzeyir Doğan, Gedik Yatırım Yatırım Müdürü, piyasaları değerlendireceğiz. Evet, Üzeyir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi özellikle dünkü gelişmelerden biraz bahsedelim. Aslında neden bir anda böyle 5 kuruşluk dolarda bir yükseliş oldu ve borsada da biraz hava pozitifti, orada da döndü. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, aslında burada birkaç tane etken var. Birincisi, geçtiğimiz hafta özellikle cuma günü borsalarda sert yükseliş görmüştük, Borsa İstanbul'da. Bunun bir miktar düzeltme eğilimi söz konusuydu. Dün özellikle jeopolitik risklerdeki artış algısı, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada bir gece ansızın gelebiliriz söylemini tekrarlaması Suriye tarafı için. Suriye'de güvenli bölge oluşturulması bir operasyon ihtimalini yeniden arttıran unsur oldu. Buradaki jeopolitik risklerdeki artış algısı bir miktar borsa tarafında satış getiren unsurdu. Kurda da yukarı yönlü hareketler gördük. Ama ikinci etki biraz daha yurt dışı kaynaklıydı. Bu da Amerika'da açıklanan ISM imalat endekslerinin beklentilerin oldukça altında kalması. Bu da küresel risk iştahını ciddi manada bozdu. Hemen hemen tüm borsalarda sert satışlar geldiğini gördük dün. Keza bugün de aynı şekilde buradaki satışların devam ettiğini söylemek mümkün. Bu baskıyla Borsa İstanbul'da dün bir kez daha gün sonunda baskılanmıştı. Evet. Bugüne baktığımızda ise aslında bugün Borsa İstanbul'da bir miktar kayıp devam ediyor ama emsallerimize kıyasla oldukça pozitif olduğumuzu söylemek mümkün. Çünkü dün Amerika'da endeksler %1'i aşan düşüşlerle kapatmıştı. Bu sabah vadelerde 0.60-0.70, hatta Nasdaq'ta 0.72'ye varan bir düşüş söz konusu vadeli tarafında. Yine Avrupa tarafına baktığımızda düşüşler burada %1.5'u buldu. Buna rağmen Borsa İstanbul en azından günün ilk yarısını %0.15 gibi düşük bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede bir miktar borsanın güçlü kaldığını söylemek mümkün. Şöyle bir araya gireyim. Şimdi yarın enflasyon, Eylül ayı enflasyonu açıklanacak ve hem enflasyonda hem faizlerde bir anlamda uzun süredir konuşulan bir gerçek ortaya çıkacak. O da tek haneliye inme ihtimali yıllıkta. Bunun genel olarak faizlere tekrar etkisi ve borsaya, piyasaya etkisi olabilir mi? Şimdi şöyle, piyasa bildiğiniz üzere fiyatlamayı önden yapar beklentileri ve şu anda piyasada tek haneli faiz, enflasyon beklentisi vardı. Söz konusu burada piyasada %1 ile 1,6 aralığında aylık enflasyon beklentileri var. Burada en kötü beklentiyi dahi alsanız yıllık enflasyonun tek haneye düşmesi söz konusu. Ki son aylarda özellikle enflasyonda beklentilerden daha iyi rakamlar geldiğini de gördük. Bu çerçevede eğer faizlerde konsensüs beklenti 1,30 civarında, bunun altında bir artış olursa enflasyonda elbette bunun faizler tarafından da pozitif yansımasını görürüz. Ama şu aşamada aylık enflasyonda %1,30 civarı, yıllık enflasyonda %9,6 civarı fiyatların içine girmiş durumda. Piyasa faizleri bunu fiyatlar nitelikte. Peki sizce, ama şunu söyleyeyim, ilerleyen aylarda muhtemelen yeni faiz indirimlerini konuşuyor olacağız. Onu da not etmekte fayda var. Tam onu soracaktım. Şimdi 24 Ekim'de Merkez Bankamız yine bir para politikası kurulu toplantısı var. Orada da bu sonuçlara göre tekrar bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Sizce faiz bu yıl için nereye kadar inebilir? Yani Merkez Bankası politika faizi indirdikten sonra. Şimdi baktığımızda enflasyonda yıl sonu beklentileri %12 civarında. Özellikle yeni açıklanan ekonomik programda %12 beklentisi var. Piyasada bu rakamın üzerinde bir beklenti. 13 ile 14 aralığında, hatta 14'e yakın beklentiler söz konusu. Bu ayki gelecek rakam piyasa beklentilerini de aşağı yönlü revize edebilir. Eğer 1.30'un altında sürpriz bir rakam görecek olursak, burada piyasa beklentileri de yeni ekonomi programındaki beklentilere doğru evrilecek. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda biraz daha elini rahatlatabilir. Yalnız şunu söyleyeyim, bu toplantıda belki bir faiz indirimi gelebilir. Ama cüzi bir indirim, yani belki 50 bas puan, belki 25 puan, 50 bas puanı geçmeyecek şekilde. Yılın devamında Aralık ayında da belki biraz daha faiz indirimi görebiliriz bu çerçevede. Ama bununla sınırlı değil. Yani asıl bizdeki enflasyon düşüş muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında görüyor olacağız. Yani gelecek ilk 8,5 hedefe doğru hareketi biz gelecek yılın ilk yarısında görüyor olacağız. Bu da
enflasyonun 8,5'lar civarına düştüğü varsayımıyla politika faizinde nereden baksanız 500-600 puanlık faiz indiriminde biraz daha orta vadede gelecek yılın ortalarına kadar olacak dönemde gündeme getirebilir. Yani o açıdan evet Merkez Bankası bir önden yüklemeli faiz indirimi yaptı. Ama bu önden yükleme bu yılki enflasyon beklentileriyle ilişkiliydi. Gelecek yıla yönelik kademeli enflasyon düşüşleri faiz indirimlerinin de gelecek yıl kademeli de olsa yavaş da olsa devam etme ihtimalini arttıran bir unsur. O nedenle peki, sadece bu yılın sonuyla sınırlamamak lazım faiz indirimi. Peki o zaman faiz bahsinden devam ederken faizdeki tabii hassasiyet kurlarla da ilgili. Kurlar tarafında ve altın tarafında beklentiniz nedir? Altında da uzun süre çok net bir çıkış tahmin edildi. Kurlarda ise istikrar yaşıyoruz biz. Yani uzun süredir kurlarda herhangi bir sert hareket görmedik. Evet, yani kurlar gerçekten uzun süredir ciddi bir istikrar söz konusu. Zaman zaman volatilitemiz var mı? Evet var. Hala emsallerimize göre dönem dönem volatilitemizin arttığını görüyoruz ama kabaca Haziran ayından sonra kur büyük oranda dengeye girdi ve ciddi manada belli bir dar bant aralığına sıkıştı. Aslında burada birkaç tane önemli etken var. Bir tanesi kurlarda istikrar sağlanmasındaki önemli etkenlerden biri cari açığın sıfırlanmış olması yıllık bazda, hatta artıya geçmiş olması. Bu Türkiye'nin döviz talebini azaltan önemli argümanlardan bir tanesi ve kurdaki istikrarı sağlayan önemli unsurlardan biri. Karşı tarafta da yerli vatandaşın ya da aile halkının bu taraftaki döviz talebi, DTH'lardaki artış var. Eğer bu artış da yaşanmamış olsaydı muhtemelen dövizde talep çok daha düşük olacak ve kurlarda daha da istikrarlı ve belki biraz daha aşağılarda dengelenen bir rakam görüyor olacaktık. Evet. Burada kritik süreci bu yerlinin döviz talebi belirleyecek. İlerleyen dönemde eğer bu istikrar devam eder ve TL mevduattan geri kaldığını görecek olursa buradaki yatırımcı DTH'ların bir miktar bozulması ve bunun da kuru dengelemeye devam etmesi olası bir senaryo. Buradaki gelişmeler evet. belirleyecek kurun kaderini. Altın tarafında ben biraz ons tarafı için negatif taraftayım açıkçası. Özellikle 1485 dolar kırıldıktan sonra ki şu an 1483'teyiz. Tekrar bir tepki geldi 1460'larda. Biraz daha aşağı hareket potansiyeli devam edebilir gibi gözüküyor. Çünkü petrol tarafındaki jeopolitik risklerin azalma fiyatlaması ve güçlü dolar ons fiyatlarını biraz daha düzeltmeye tabi kılabilir gibi şu aşamada. Evet. Peki Üzeyir Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, evet konut satışlarıyla ilgili bir haberimiz var. 8 ayda ilçeler bazında konut satış rakamları ortaya çıktı. Bakalım hangi ilçelerde ne kadar konut satılmış ya da en çok satılan hangi ilçede satılmış? Türkiye genelinde yılın ilk 8 ayında 875.064 adet konut satıldı. Bu dönemde konut satışlarında lider ilse yine değişmedi. İstanbul olarak kayıtlara geçti. Konut satışları ilçeler bazında incelendiğinde de İstanbul'un Esenyurt ilçesinin açık ara lider olduğu görüldü. Esenyurt'ta bu dönemde 18.976 adet konut satıldı. İkinci sırada ise 11.510 adetle Antalya'nın Kepez ilçesi yer aldı. Kepez'i 10.651 konut satışıyla Ankara Keçiören takip etti. İlk 10 içinde İstanbul'u temsil eden tek ilçe Esenyurt olurken Ankara'dan 4 ilçe yer aldı. Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya'da ilçeleri ilk 10'a girebilen şehirler oldu. Sektör temsilcileri ortaya çıkan tablonun Anadolu'da konutu olan yüksek talebin göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmaya göre son iki sırada yer alan ilçelerse Van'ın Erciş ve İstanbul'un Beykoz ilçesi oldu. Beykoz'daki düşük konut satışlarının nedeni olaraksa konut stoğunun azlığı ve konut tipinin genelde üst gelire hitap etmesi olarak gösterildi. Turizmden güzel bir haber var. Antalya, Türkiye'de turizmin başkenti, 9 ayda 13 milyon turisti aştı. Ziyaret ediyor turistler Antalya'yı her ülkeden neredeyse. Ve artış oranında %16. Çift taneli artış. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Turizmin başkenti Antalya, dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alıyor. Deniz, kum ve güneş turizminin lider şehri bu yılda ard arda kırdığı rekorlarla gündemde. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya'ya 9 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı
13 milyonu aştı. Bu tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yaşanan artış ise %16,2 oldu. Aylık bazda bakıldığında Eylül'de kente gelen turist sayısının %14,6'lık artışla 2,2 milyona ulaştığı görüldü. 190 ülkeden yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kente en fazla turist Rusya'dan geldi. Antalya bu dönemde geçen yıla göre %14'lük artışla 4,7 milyon Rus turiste ev sahipliği yaptı. Rusya'dan sonra 2,8 milyon turiste Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'yı 726.602 ziyaretçiyle Ukrayna, 623.501 turiste de İngiltere takip etti. Eylül'de de kenti en fazla ziyaret edenler Ruslar oldu. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.